Merhabalar. Bugün NX 1953 versiyonunda ekranda görmüş olduğunuz parça üzerinden otomatik PMI'yi anlatacağım. Bunun için öncelikli olarak yukarıda PMI tabanı görmem gerekiyor ve burada yok. Sağ tıkta da göremeyebilirsiniz. O yüzden File menüsünde PMI'nin aktif olması gerekiyor. Tıkladığımda direkt Tools tabanın yanına geldi PMI modülüm. Burada öncelikli olarak bazı datum preimler belirleyeceğim parçam üzerinde. Daha sonrasında ise işi NX'e bırakacağım ve otomatik olarak parçamdaki delikleri ölçülendirmesini isteyeceğim. Bunun için öncelikli olarak datum yaratıyorum. Select face istiyor benden primary datum olarak. Üst yüzeyimi seçiyorum. Daha sonrasında secondary face datum olarak ikinci yüzeyimi seçiyorum. Ve üçüncü yüzey olarak da burayı seçiyorum. Okey dememle birlikte görmüş olduğunuz gibi A, B ve C diye 3 tane datumu buraya attı. İstersen sürükle bırak yöntemini bu parçamdan biraz daha uzaklaştırabilirim. Daha sonrasında burada yapmak istediğim, bakın hemen şuraya yer alan MBD Navigator, yani Model Based Definition, model tabanlı tanımlama kullanacağız burada. Buraya geliyorum. Burada ekranda hiçbir şey yok gördüğünüz gibi. Bunu kullanmam için öncelikli olarak Reuse Library'den ne yapmam gerekiyor? Şurada alınan MBD Logical Rules'tan bazı kurallar oluşturmam gerekiyor. Oluşturmuş olduğum bu kurallarsa burada görüntüleyeceğim ve içinde bir düzenleme yapmam gerekirse buradan gerçekleştireceğim o işlemi. MBD Logical Rules'a geliyorum. Buradan Dimension'a geliyorum. Bir ölçülendirme yapacağız çünkü. Burada da bu parça üzerinde delik ölçülendirmesi yapacağım. Create Size on Hoist'u sürükle bırak yöntemini ekranıma bırakıyorum. Ve tanımlamak istediğim toleransı buraya giriyorum. Derseniz H7, H8 tüm toleransları buraya girebilirsiniz. Ve OK diyorum. Şu an hesaplama yapıyor. Aşağıda gördüğünüz gibi şu an %70 tamamlandı. Ve tamamı tanımlandı. Şu an ekranda neler görüyorum bakın. Tanımlamış olduğu delikleri buraya bastırdı. 46 tane 10 çapında, 6 tane 15 çapında deliğim olduğunu söylüyor. Diğerleri de aynı şekilde burada gözüküyor. Ve ben F8'de yukarıda da bu görünüşleri istiyorum, bu ölçüleri. Onun için Part Navigator'a geliyorum. Buradan Model Views'e geliyorum. Bakın trimetrikte görebiliyorum ama tab görünüşe geçtiğimde bu şekilde PMI ölçülerim gözükmüyor. Onun için trimetrikte yer alan tüm bu ölçüleri de kopyalayıp bakın Model Views'in içerisinde yapıyorum bunu. Sağ tık Display InViews diyorum. Hepsini seçtim. Display InViews. Nerede görünmesini istiyorum? İsterseniz tüm görünüşleri seçebilirsiniz. Ben tab yeterli olacağı için tab'ı seçtim. Ve OK diyorum. Bakın tab görünüşüme de tüm bu PMI, otomatik PMI ölçülendirme de geldi. Dersen bunları da böyle bu şekilde elimde istediğim gibi de düzenleyebilirim. Daha sonrasında rules olarak bakın MBD Navigator'a düştü. Burada düzenlemeleri göstereceğim. Ama library'den bir de feature control frame. Bazı frame'leri de buraya ekleyelim. Yine burada da pozisyonlamasını buraya gösterelim. Yine sürükle bırak mantığıyla buraya bırakıyorum. Ve deliklerin pozisyonları da göstermesini istiyorum. Toleransı %0.15. Dilerseniz değiştirebilirsiniz. Primary datumum neresiydi? Hatırlayalım. A'yı seçiyorum burada. İkinci plane'imde bakın burasıydı datumu. Burayı seçtim ve üçüncü olarak da C'yi seçiyorum. %0.15 toleransıyla oluşturacak. Buradaki material modifier'ı none yapıyorum. Yani bir malzeme değişimi olmadığını söylüyorum. Dilerseniz buradaki geometrik toleranslama ile alakalı değerleri siz de seçebilirsiniz. None olarak bırakacağım ben. Ve OK diyorum. Yine NX'in bunu hesaplamasını bekliyorum. %70 tamamlandı. Evet. Üst görünüşten baktığımda yine bakın deliklere ait bazı işlemleri de burada ne yapabiliyorum? Görüntüleyebiliyorum. Daha sonrasında burada yine değişimleri kontrol edebilirim. Tıklayıp düzenlemeler yapabilirim. Çift tıkla. Yine aynı şekilde. Eğer ayrı ayrı yapmak istiyorsam da yine sağ tık settings'ten yapacağız. Ama öncesinde otomatik olarak yapmış olduğum bu PMI ölçülendirmesini bir kontrol etmek istiyorum. Bunun için de PMI tabında yer alan
Advisor'a bir kere tıklıyorum. Ve şurada inen Run Advisor çek. Kontrol edecek buradaki hata varsa bunları kontrol edecek. Evet, işlem bitti ve bir hata olmadığını söyledi. Eğer bir hata olsaydı nasıl bir sonuç alırdık? Hemen onu konuşalım. Örneğin primary datum'da MMC işaretledim. OK dedim. Ve yeniden bir hesaplama yaptı. Advisor'ı tekrar çalıştıracağım bakın. Advisor'a tıkladım ve Run Advisor çek dedim. Burada şu an hata bulmasını bekliyorum. Bakın hatalarını buldu. Burada bir malzeme değişimi olmadığını söylüyor. Ve bunu düzeltmem gerektiğini söylüyor. Bu menüyü genişletip buradan da okuyabilirim bu hatayı. Veya ilgili hatanın üzerine sağ tık Show Advisor Checks'e tıkladığımda status kısmında warning uyarı olarak bana ne olduğunu söylüyor. Yine gelip pozisyon from datum'a çift tıklıyorum. MMC'yi buradan kaldırıyorum. None olarak OK diyorum. Ve son olarak bir advice check daha yapacağım. Ve hata olmadığını, bu sefer hata vermediğini göreceğiz. Advisor'a geldim. Run Advisor check dediğimde buradaki hataların tümü gitmiş olacak. Gördüğünüz gibi. Daha sonra dilediğim bu ayarları sağ tık settings'ine girerek bakın. Tüm ilgili değerlerini değiştirebilirim. Veya yine bununla ilgili settings'ine girip bakın tüm ayarları buradan değiştirebilirim. Bu şekilde tüm ayarlarımı yapabiliyorum. Yine tolerans ayarlarını buradan da değiştirebilirim. Delik bazında. Toplu değişim için yine PMI'yi kullanacağım. Sürükle bırak yöntemini yerlerini de değiştirebiliyorum. Şimdi bu yapmış olduğum otomatik ölçülendirmeyi ben teknik resime de aktarmak isteyebilirim. Bu noktada ne yapabiliriz? Modeling'e geçiş yapıyorum. Modeling'deyiz. Teknik resime geçiş yapıyorum. Ctrl-Shift-D kısa yoluyla. A3 size'ında bir teknik resim antetine ulaşıyorum. Ve üst görünüşü yine biraz kendi düşürelim. 1.5 olarak buraya ekledim. Ve yapmış olduğum PMI ölçülerini burada göstermek için sağ tık settings'ine giriyorum. Ve solda common'ın altında yer alan PMI'ye tıklayıp PMI'yi from model view dediğimde tüm ölçüleriyle birlikte tüm notları hepsini ne yapabiliyor? Teknik resime aktarabiliyorum. Bu şekilde. Tabi daha sonrasında düzenleme yapmam gerekecek. Bunları da düzenleyebilirim. Şimdi bu modeling'den teknik resime PMI ölçülerini aktarmaktı ve otomatik PMI yapmakla ilgili bir anlatımdı. Sırada ise drafting'den modeling'e PMI ölçülerini nasıl aktarabiliriz? Bununla ilgili bir bahsedeceğim kısaca. Burada bir teknik resim var gördüğünüz gibi. Modelim şu şekilde ve bu model üzerinde teknik resim standartlarına göre ölçülendirme yapılmış ve ben bu ölçülendirmeleri modelim üzerinde de PMI olarak görmek istiyorum. Bu noktada Drafting Tools'un içerisine alan Convert to PMI'den yararlanacağım. Ve buna tıklamamla beraber resetleyelim bir kere. Convert to PMI'da Type kısmını View olarak seçiyorum. Daha sonrasında hangi görünüşlerdeki ölçüleri almamı, PMI'ye çevirmemi istiyor. Ben de bu noktada tüm görünüşleri seçiyorum. Shift'le yine. Ve OK dememle birlikte ne yapacak? Tüm PMI ölçülerimi de geçirecek. Şimdi buraya geldiğimde modelim üzerinde PMI ölçülerini görmüyorum. Bu noktada ne yapacağız? Part Navigator'a geri dönüyorum. Ve burada bakın Model Views'e geldiğimde trimetrik görünüşteyiz şu an. Left, right ve front yani teknik resimler alan sol, sağ ve üst görünüşlerden almışım. Bunlara tıklayarak bakın PMI ölçülerime ulaşabiliyorum. Bu sayede modelim üzerinde de PMI'larımı gösterebiliyorum. Bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.